Peki karaciğer yağlanması ile size gelen hastalara nasıl bir beslenme programı öneriyorsunuz? Karaciğer yağlanmasını gideren, iyi gelen gıdalar var mıdır? Şimdi internetin yayılmasıyla birlikte tabii özellikle hastalığını öğren, teşhis koyduğunda mucizevi beklentileri olabiliyor beslenmeyle ilgili özellikle. Tabii tedavisiyle ilgili de muhtemelen oluyordur. Birçok tabletler, birçok haplar ya da sadece şu besini yersem işte karaciğer yağlanmam düzelir mi şeklinde yaklaşımlarla geliyor. Şimdi Kasım Bey'in de altını özellikle çizerek söylediği yaşam tarzı değişikliği önemli. Yani bu tabletleri ya da bu besinleri tek yönlü bir beslenme yetecek sizi ve ne kadar tüketebileceksiniz, ne kadar alabileceksiniz. Önemli olan rutinde beslenme alışkanlığınızı düzenlemek. Mümkün olduğu kadar posa içeriği yüksek olan ürünleri tercih edebilmek. Hani çok fazla karbonhidrat da karaciğer yağlanması yapar dedik. O yüzden basit karbonhidrat değil de kompleks karbonhidrat dediğimiz işte beyaz ekmek yerine tam tahıllı ya da tam buğday ekmeği gibi tercih edebilmek. Posa içeriği yüksek olan sebzeyi, meyveyi beslenmemizden çıkarmamak, onları mümkün olduğu kadar tüketmek. Bunlara dikkat etmek ve aynı zamanda tabii ki beden kitle indeksimiz. Eğer bir şişmanlığımız ya da overweight dediğimiz hafif kiloluğumuz söz konusuysa bunu da kontrol altında almamız gerekiyor. Maalesef mucizesi yok. Buna bir emek sarf etmek gerekiyor ki zamanla kan tablosundaki düzelmeyi kişi görecek ve bununla mutlu olacaktır. Ama bir süreklilik sağlamak çok önemli. Tabii ki beslenmenin bir parçası da alkol. Alkol alımı da çok önemli. Kişinin tüketimiyle orantılı olarak bunu yavaş yavaş azaltması ve yavaş yavaş ortadan kaldırması da karaciğer yağlanmasının iyileşmesi açısından da önemli bir faktör tabii ki. Ve en son söyleyebileceğim şey beslenmeyle birlikte düzenli bir egzersiz de yapması gerekecek. Evet. Bu kişilerin.